Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Avrupa Birliği'nden tahıl koridoru açıklaması. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Rusya gıdayı silah olarak kullanmayı bırakmalı, Rusya'yı Karadeniz Tahıl Anlaşması'na dönmeye ikna etmek zorundayız değerlendirmesinde bulundu. Aynı zamanda İngiliz The Guardian gazetesinde görüş yazısı kaleme alan Borrell, geçen ay Rusya'nın anlaşmadan çekilmesinin toptan buğday ve mısır fiyatlarında ani artışa neden olduğuna dikkat çekti. Borrell, Rusya'nın anlaşmadan çekilmesini takiben, Ukrayna'nın tahıl depolama tesislerini ve liman altyapısını hedef alarak yok etmeye başlamasının da bu durumda etkili olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti. Dünya kesintiye uğrayan arz ve yüksek fiyatlarla uğraşırken, Rusya şimdi kendi yarattığı bir sorunu çözüyormuş gibi davranarak ikili tahıl sevkiyatı teklifleriyle özellikle Afrika'daki savunmasız ülkelere yaklaşıyor. Bu, gıdayı kasıtlı olarak bir silah olarak kullanmak için alaycı bir politikadır. Borrell, Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Anlaşması'nı sürdürmek için yorulmak bilmeyen çabalarını desteklemeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı ve şunları kaydetti. Uluslararası toplumu ve tüm ülkeleri küresel gıda güvenliğini desteklemek için kendi yardımlarını artırmaya çağırıyoruz. Tüm ortaklarımızdan Afrika Birliği'nin yaptığı gibi Rusya'yı müzakerelere geri dönmeye ve Ukrayna'nın tarımsal altyapısını hedef almaktan vazgeçmeye çağırmaya davet ediyoruz. Tek ses ve net olursak Rusya'nın anlaşmaya dönmesini sağlayabiliriz. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.